Evet arkadaşlar, KTM 890 SMT ile beraberiz. Hepinizin çok sorduğu ve merak ettiği bir motosiklet. Sağ olsun Muharrem'den kaçırdım. Muharrem de önde, Suzuki ile devam ediyor. Çünkü Suzuki'yi daha çok beğendiğini söylüyor. SMT nedir? SMT aslında 890 ve 790 Adventure ile bildiğiniz gibi onların Duke versiyonlarından türemiş bir motosiklet. Şimdi uzun bacaklı şeyi yapınca 890 Adventure'ı, ya bunun 17 inç tekerleklisini neden yapmayalım diye düşünmüş olmalılar ki bir de 17 inç biraz süper moto kılıklı bir versiyonunu gördüğünüz gibi yapmışlar. Motor karakteri bakımından 890 Adventure'ı çok andırıyor. Bu arada biraz nefes nefese kalıyorum. Bunun sebebi İstanbul'daki 39 derece sıcaklık. Muharrem'le sabah erken çıkıp çok ısınmadan devam edelim dedik ama şöyle oldu. Sohbet uzadı. Darlık kaba ağaçta. Tabii öğle saatine ulaşınca da sıcaklıklar şu anda 35 dereceyi bulmuş durumda. 890 SMT son dönemde pek çok arkadaşımızın dikkatini çeken bir motosiklet. Neden? Çünkü uzun bacaklı ama 17 inç tekerlekli, yani sportif bir gidişe sahip ama süspansiyon yolları da rahat. Dolayısıyla ikisini bir arada, hani bir ara değişik bir laf vardı ya, kombinlemek, ikisini bir arada kombinleyen, aslında bir araya getiren bir motosiklet olması insanları çok cezbediyor. Peki gerçekten bu kadar cezbedici bir motosiklet mi? Evet, her KTM gibi bu alette şahsına münhasır. Yani KTM özelliklerini, KTM enteresanlıklarını barındırıyor. Öncelikle 890'lık blok crossplane gibi çalışıyor. Yani aslında bir V motormuş gibi çalışıyor. Bu sayede oldukça canlı, oldukça hırslı bir gidişi var. Evet, meşhur Hacıllı parkurundayız. Bugünkü kaka çizgisi oldukça zorlu. Çünkü hayvanlarla demin karşılaştık. Bilmiyorum tekrar karşılaşır mıyız, o yüzden Muharrem hızımızı düşürüyor. Zaten çişlerinden anlıyoruz buralardan geçtiklerini. Köy yeri tabii, normal. Evet, buralarda KTM'nin hissiyatı şöyle arkadaşlar. Şimdi çıplak motorlarda normalde ileriyi çok göremiyoruz. Biraz kafamızı şöyle kapatıyoruz. Biraz da kafa önde oluyor. Yani adeta bir yarış motorunun biraz yükseği gibi. Şimdi bunda vücut pozisyonu oldukça dik. Dolayısıyla ileriyi görürken bir yandan da gazlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ileriyi görüp gazlamak güzel bir şey. Pozisyonu ona göre değiştirebiliyorsunuz. İleride ne olduğunu görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu açıdan gayet güzel. Motor hissiyatı zaten KTM'nin bu 890'lık bloğu oldukça heyecanlı. Ona söyleyecek pek bir şey yok. Ateşli gidiyor. Fakat bunun karşılığında da insan frenin biraz daha hissiyatlı, yani biraz daha güzel dozajlanabilir ve iyi tutan bir fren olmasını istiyor. Lakin gel gelelim, KTM buna diğer modellerden aldığı nispeten daha ucuz bir sistemi koymayı öngörmüş. Sağ taraftaki elimin altında endirek basan bir fren merkezi var. Tabi bu fren hissiyatını biraz köreltiyor açıkçası isterseniz. Özellikle böylesine sportif motorda. Şuraya kafa atmadan geçiyoruz. Aşağılarda da galiba Jayhuan'dan aldıkları radyal kaliperleri kullanmışlar. Bu radyal kaliperler de açıkçası bir Brembo hissi vermiyor. Dolayısıyla biraz önceden frene basmaya başlamak gerekiyor diğer rakiplere göre. Mesela önde giden Suzuki GSX 8R'ın frenleri Nissin olmasına rağmen buna göre daha hissiyatlı ve daha iyi tutan bir davranışa sahip. Şimdi bu motorun sahibi tahminen alt kolektörü sökmüş. O yüzden ses biraz daha vahşi çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Muharrem'in sırtına binmeden. Gayet güzel patırdıyor. Vites kutusu prezisyonu iyi. Bayağı kemikli bir vites geçişi var. O vites geçişi insana kendisini iyi hissettiriyor.
Quick Shifter de güzel çalışıyor. Burada biraz fazla düşürdük. Verelim gazı. Evet. Yanal kaymalar falan kontrol altında, çok güzel. Muharrem şurada bir duralım. Sen gölgede dur, tamam. Evet arkadaşlar, sabahtan beri biniyoruz. Buna ilk baktığımızda deposu Adventure'a göre biraz daha kısa ama yine de aşağıya kadar uzanıyor. Yine Adventure'dan gelen ve Supermoto'yu andıran bir Gaga var burada tasarım olarak. Tabii 17 inç lastiği de koyunca gördüğünüz gibi orada biraz bir boşluk, bir küçük durma olayı var. Ama olsun, bu açıdan hiç fena durmuyor alet. Quick Shifter'ı güzel çalışıyor. Depo dediğim gibi Adventure'a göre daha kısa. Arka maşa Adventure'dan geldiği için oldukça uzun. Bu da motorun çok stabil olmasını sağlıyor. Bu kadar stabilite tabii istiyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Evet, frene basmazsak, fren meselesini geçecek olursak alet gerçekten ateşli ve güzel. Lakin sele yüksekliği bir parça fazla. Yani öyle herkese çok uygun bir motosiklet değil. Yani selesi yerden bir parça yukarıda açıkçası isterseniz. Tabi geldiği şasi itibarıyla 890 Adventure'dan türetildiği için bunun böyle olmasını beklemek bence normal. Şu anda spor modunda, yani en vahşi modda. Quick Shifter aşağı yukarı güzel çalışıyor. Ve de üstündeki Michelin Power serisi, üzerinde Michelin Power serisi bir lastik var galiba. Onların da yol tutuş hissiyatı bu sıcakta hiç fena değil. Evet, güzel. Gazlaması gayet güzel. Şu freni biraz daha iyi bir fren koysalar bence daha iyi olabilir. Oh, bir nefes alayım Muharrem. Bir nefes alayım diyorum. KTM'nin son nesil motorları genel olarak çok az tüketiyor arkadaşlar. Örneğin şu anda epeyce gazladık, hala 210 km menzil gösteriyor bunda. Bence son derece iyi o anlamda. Tüketimi son derece düşük. Göstergede pek çok bilgi var ve açıkçası isterseniz son nesil bu göstergelerin okunuşu da gayet iyi. Bir önceki nesildeki şeyler çok minikti. Gerçi hala total kilometre falan oldukça minik minik gözüküyor ama yine de okunabilir durumdalar. Evet, heyecanı yüksek bir motosiklet bu. O açıdan beğendim. Sen teker mi yapıyorsun öyle? Evet, buralar hem Suzuki hem de bu alet için oldukça güzel yerler. Arkada gazı açınca hafif hafif kaymalar var arkadaşlar. Acayipmiş. Evet, deminki gazlamaları çok gösteremiyoruz ama bu tür yarı açık yolda bu alet çıldırıyor. Tabii şöyle bir şey var. Benim bir arkadaşımın Nord'unda da var aynı problem. Gidon boynunda bir gevşeme var. Bu motor oldukça yeni olmasına rağmen gidon boynu gevşemiş. Dolayısıyla frende, ön frende biraz tık tık oynuyor. Eskiden bisikletlerde olurdu bu. KTM'lerin bu versiyonlarında da var. Dolayısıyla olursa şaşırmayın arkadaşlar. Gidip sıktırmanız gerekiyor. Bunda da aynı gevşeklik var. Evet, virajlı yollara geldiğimizde SMT karakterinden beklendiği gibi gayet oyuncu. Bunda egzozda ne yaptılarsa o da gayet güzel sonuç veriyor.
gördüm. Evet, ikisi de gayet oyuncu, gayet güzel motorlar. Şu anda motorları anlamaya çalışarak gidiyoruz. Hava sıcaklığı da göstergede gördüğümüz üzere 33 derece civarında. Ama hissedilen tahminen 38 falan. Evet, buralarda her iki motor da biraz sekiyor. Böyle de bir durum var. Şu aralar KTM'de biliyorsunuz her motora özel kampanyalar var. Uzun uzun taksitler yapıyorlar. Benzer bir şey Suzuki için de var. Dolayısıyla arkadaşlar, evet, Muharrem su molası verelim diyor. Dolayısıyla arkadaşlar alınabilir gibi motor mu? Bence alınabilir gibi bir motor olmuş. Ancak KTM'de her zaman olduğu gibi bir takım enteresanlıklar var. Onlardan bir tanesi ön gidon gevşemesi. Ön gidon gevşemesinden sonra bir parça zayıf frenler. Bunları dert etmezsek hepsi frenlere alışılır. Ön gidon çözülür. Yani şurada bir şey sıkıyorlar. Tabii bu tamamen gevşek değil ama neresi gevşiyor bilmiyorum. Böyle bir durumu var. Üzerindeki Michelin Power GP'ler KTM'lerde hem Duke'de hem bunda standart geliyor. Yol tutuşları fena değil. Şurada kimi detaylar var. Gördüğünüz gibi zinciri çıkartınca şuraya koymalık bir dişli kısım yapmışlar. Renkleri hiç fena değil. Süspansiyonlar elle ayarlanıyor. Şurada. Ve şurada. Camda herhangi bir ayar yok. Cam standart. Egzoza baktığımızda egzoz standart gibi görünse de bu arkadaşımız şurada gördüğünüz gibi katalitik konvertörü iptal etmiş. Ve kendisi bir direkt boru takmış. Dolayısıyla bu duyduğumuz sesler ondan kaynaklanıyor. Genel olarak motoru beğendik ama ufak tefek eksileri var bahsettiğim gibi. Ön gidon boğazının yukarıdaki boynun gevşemesi ve gidonun frenlerde tık tık diye oynaması problemlerden bir tanesi. İkincisi frende şunun en direkt basıyor oluşu hissi biraz köreltiyor. Ve aşağıda tahminen Jayhuan'dan alınan kaliperler bu motorun gücüne çok layık değiller bence ama süspansiyonları gayet güzel. Bu testimiz böyleydi. Hızlıca bitirmiş olduk. Umarım size bir fikir verebilmiştir. Tekrar görüşmek üzere.